Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü programımızda sizlere zira ilaç bayilik sınavı ile ilgili sınav duyurusu hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. 2016 sınav duyuru sistemi ile ilgili kullanıcılarımıza bilgi vermek istiyoruz. Tarım.gov.tr'den giriyoruz arkadaşlar web sitesine. Resmi web sitesi Gıda Tarım Hayvan İlaç Bakanlığı web sitesine girdik. Ana sayfada yapılacak sınavlarla ilgili genel bilgiler sunulmaktadır. Burada ilk sırada görüyoruz 18-11-2015 tarihinde duyurulmuş sınav tarihi. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi BKU sınav diye bir zip dosyası karşımıza çıktı. 26 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan bitki koruma ürünü bayilik toplanıcılık sınavı ait takvim ve uygulama talimatı ekte yer almaktadır diye de bir başlık koymuşlar. Evet, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ek dosyalar kısmına girdik. Ek dosyalar kısmında burada gördüğünüz gibi zip dosyasını indirdik arkadaşlar. Ek dosya burada görüldüğü gibi zip formatında. Tümünü ayıkla diyoruz. Sağ tuşa basıp ayıkladıktan sonra dosyamız açılıyor. Burada görüldüğü gibi. İl müdürlüklerine yapılacak işlemler var. İl müdürlüklerince yapılacak işlemlerden sonra sınav takvimi uygulama talimatımız var. Ve sınavda yapılacak olan 81 ilin valiliğine dağıtılan talimat var arkadaşlar. Bunları inceleyelim isterseniz. Evet, burada görüldüğü gibi PDF formatında dosyamız görülüyor. Bulunduğunuz ilin tarım il müdürlüklerine şu belgeleri hazırlayarak başvurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Resmi işlemler olduğu için buna önem verin. Bu evraklardan biri eksik olursa sınava alınmayabilirsiniz. Bunlar önemli konular. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusunu sınav kılavuzunun 11.2.2016 tarihinde bu adreste internet sitesinde yer alacağı adaylara duyurulacaktır. Ayrıca müdürlüğünüzce başvuruları kabul edilen adayların adı, soyadı, kimlik numarası burada verilen bilgilerle birlikte şu adrese Tarım İl Müdürlüğü'ndeki görevli kişiler e-mail göndermesi gerekiyor. Müdürünüzce başvurusu kabul eden adayların işte bu tarihlerde 8.2.2016 19.2.2016 tarihleri arasında aday Ankara adresine kayıt olup ASM Sanal Pas üzerinden kredi kartı ile sınav ücreti olan 60 TL'yi ödemeniz gerekiyor. Bu süreci tek tek yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde sınava girmemiz mümkün değil. 5. maddede aday Ankara Edü.tr adresine kayıt olurken adayın TC kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, unvanı, mezun olduğu okul bölümü, başvuru yaptığı il, diploma tarihi ve diploması, numarası, cep telefonu, e-mail bilgilerinin eksik ve doğru olarak girilmesi gerektiği adaylara duyurulmakta. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. 15 Ocak 2016 tarihine gelinceye kadar bakanlığın il müdürlüklerine gerekli belgelere başvurularını yapmayan adaylar 8.2.2016 19.2016 tarihleri arasında aday Ankara adresinde sınav kayıt sınav ücreti ödeme işlemi yapamayacakları bu kişilerin sınava alınmalarının mümkün olmayacağı adaylara duyurulacaktır. O yüzden arkadaşlar diyoruz ki 15 Ocak 2016 tarihine kadar bakan il müdürlüklerine gerekli belgeler başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor. Çok önemli bir konu. Dikkat edin. 15 Ocak 2016 tarihine kadar bakan il müdürlüklerine gerekli belgeler başvurularını yapanlar ancak 8.2.9.2.2016 tarihleri arasında 19.2.2016 tarihleri arasında Ankara Teradesi'nde sınav kayıt sınav ücreti ödeme işlemi yapmayanların sınava alınmaların mümkün olmayacağı da ayrıca adaylara duyurulacaktır. O yüzden arkadaşlar aday.ankara.edu.tr adresini girip kaydınızı yapmanız gerekiyor. Bu da çok önemli. Adayın hem bakanlığımız il müdürlüğüne verdiği bilgi ve belgelerle yanlışlık ve eksiklik hem de adresine sırasına girdiği bilgiler hata olması hem bakanlığımız il müdürlüğüne başvurma hem de kayıt ve ücret ödeme işleminin
süresi içerisinde yapılmaması durumunda tüm sorumluluğun adayda olacağı ve bu durumdaki adayların sınava alınmayacağı, adaylar duyurulacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlere sınavın yapılacağı bina ve salonlar üreten sınav giriş belgelerinin 18.03.2006 26.03.2006 tarihlerinin arasında Ankara Edutera bu adres internet adresinde yayınlayacağı adayların giriş belgelerini 18.03.2006 tarihinden itibaren sınav gününe kadar sınav günü dahil internet adresini almalar gerektiği adaylara duyurulmaktadır. Evet. Diğer maddeleri de burada görmektesiniz. Madde madde sıralamış Tarım İl Müdürlüğü'nün ve sınava girecek adaylar neler yapacağı burada ayrıntılı bir şekilde yazılmış arkadaşlar. Evet, 21 maddeden oluşuyor. Bu maddeleri güzel bir şekilde okumanızı rica ediyoruz. Diğer sınav takvim uygulama talimatına bakalım. Bakanlığın hazırlamış olduğu. Burada neler var? Bitki koruma ürünleri bayili ve toptancılık sınavı takvimi uygulama talimatı. Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. Sınava girmek isteyen adayların protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere göre uygun hareket etmeleri zorunludur. Resmi bir iş tamamıyla arkadaşlar bu sınavda. Sınav duyurusuna baktığımız sınavla ilgili sınav takvimi uygulama talimatı 09.11.2015 tarihinde tarım.gov.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu sınav kılavuzu 1.02.2015 tarihinde ASYM Ankara Üniversitesi adresine yayınlanacak. Sınav başvurusu bitki koruma ürünü bayi toptancılık izin belgesi almak isteyen belgesi almak için yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersler alarak mezun olmuş tekniker ziraat teknisyenlerinin bakanlığımız ilim dilimlerine 23 Kasım 2015 ve 15 Ocak 2016 arasında aşağıda belirtilen bilgi belgelerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Evet, bu belgeleri hazırlıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Diğer dördüncü maddede de konuştuğumuz gibi, izah ettiğimiz gibi, daha önceden de belirtili gibi bu 60 TL ücretini ödeyerek kaydınızı yapacaksınız arkadaşlar. Burada yazıldığı şekilde. Beşinci maddede diyor ki gerekli belgeleri başvurularını yapamayanlar sınav alınmaları mümkün olmayacaktır diyor. O yüzden 15 Ocak 2016 tarihine kadar sınav işlemlerinizi, başvuru işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Lütfen dikkat edin bu konuya. Ayrıca aday.ankara.edu.tr adresinden de başvurunuzu yapıp kaydınızı tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Adayların sınav girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten sınav giriş belgeleri de size verilecek arkadaşlar. Bunları nasıl alacaksınız? 18.03.2006, 26.03.2006 tarihleri arasında aday ankara.edu.tr internet adresinde yayınlanacak. Buradan alabileceksiniz arkadaşlar sınav giriş belgelerinizi. Ta ki sınav giriş belgelerini 18.03.2006 tarihinden itibaren sınav gününe kadar internet adresinde almaları gerekmektedir adayları. Sınav giriş belgeleri herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır. 26.03.2006 tarihinde sınavımız olacak arkadaşlar. Sınavda 80 adet soru sorulacak bu sene. Çok ilginç. Diğer önceki yıllar 50 adet soru çıkıyordu sınavda. Bu sefer 80 adet soru sorulacak ve sınav süresi de 100 dakika olacaktır. Sınavda yanlış cevapların doğru cevaplarla bir etkisi olmayacaktır. Yani doğru yanlışı götürmeyecektir. Yanlışlar doğruyu götürmeyecektir. Sınav sorularının konularına göre dağılımında aşağıda belirtilmiştir. Sınavda neler sorulacaktır? Mevzuat. 16 soru mevzuattan gelmektedir. Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması hakkında yönetmelik. Bitki koruma ürünlerinin toptan parakende satılması ve depolanması hakkında yönetmelikle ilgili sorular gelecek. Bitki koruma ürünleri kontrol yönetmeliği ile ilgili sorular gelecek. Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi hakkında yönetmelikle ilgili
bir soru gelecek arkadaşlar. Toplam 16 soru olacak mevzuatla ilgili. Bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması, kayıt işlemi hakkında yönetmelik. Zira mücadele alet makineleri hakkında yönetmelik. Evet, toplam 16 soru mevzuattan çıkacak. Bitki hastalıklarına baktığımızda 16 soru da bitki hastalıklarından gelecek arkadaşlar. Herbaloji, viroloji, mikoloji, bakterioloji. Bitki zararlarına baktığımızda 16 soru da bitki zararlarından gelecektir. Entomolojiden ve nematolojiden çıkacak olan sorulardır. Mücadele metotlarına baktığımızda, evet, mücadele metotlarında da 16'şer soru var. Diğer konulara baktığımızda, diğer konularda nedir? Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri, koruma yolları, bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formasyon şekilleri ve karşı birlikleri, tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntısı yapıları, kalıntıların önlenmesi, bitki koruma ürünlerinde direnç yönetimi, toksikoloji ve ekotoksikolojileri, entegre zararlı yönetim, entegre yönetim, organik tarım, zirai mücadele, entegre mücadele talimatları var. Evet, sınav konularıyla ilgili kaynaklar da aşağıda belirtilmektedir. Sınav konularıyla ilgili kaynaklar. Ayrıca bizim kitabımız da var. Sınavla ilgili eğitim kitabımız var. Bu eğitim kitabını da kaynak olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca ön lisans, lisans düzeyinde temel fitopatoloji, entomoloji, herbaloji ders kitapları var. Bunlar teknik talimatlar var. Teoriden pratiğe biyolojik mücadele, teoriden pratiğe biyoteknik mücadele, teoriden pratiğe kültürel mücadele gibi konular var. Entegre mücadele teknik talimatları var. Evet. Bitki koruma ürünleri beta tarım.gov.tr adresinden de bazı notlar var. Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür duruma sahip olan adaylar var ise adaya Ay Sağlık Kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının, kurum onaylı örneği ve adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi bir nüsha ile halinde il müdürlüklerine başvuru yaptığı il müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor. Sadece bu yapması yeterli. Engelli kişilerin il müdürlükleri başvuru listesiyle beraber özür durumu olan adayları 22.02.2016 tarihine kadar yazılı olarak bildirecekler ve beyan edilen özür durumu doğruluğundan başvuru yapan adaylar rapor geçerliliğinde ise ilgili kurum ve sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda husus belirtilecektir. Evet, başvuru sınava geçersiz sayılan, sınava girmeyen ve sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate kesinlikle alınmamaktadır. Bu çok önemli bir konu, buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer sınav kurallarına aykırı bir davranış lütfen bulunmayın. Sınavınız iptal edilecek arkadaşlar, dikkat edin. Kural dışı davranırsınız. 26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10'da Ankara'da sınavımız yapılacak Allah'ın izniyle. Adaylar sınava giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi TC kimlik numarası, yazılı, güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportla gidebilecek. Sınav giriş belgesiyle özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar da sınava alınmayacaklardır. Buna dikkat edin. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM tarafından belirlenecek olup tüm adaylar ASYM'nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Evet. Bu kurallara uymayan adayların sınavları da geçersiz sayılır. Cevaplı soru kitapçıkları 28.03.2016 tarihinde ASYM, Ankara Edu.tr ve Tarım.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak arkadaşlar. Yani sınavdan 2 gün sonra cevaplı soru kitapçıklarını da görebileceksiniz sınav sonrasında. Değerlendirme ve itirazlar da burada görmektesiniz. 27. maddeye kadar yazılmış. Sınav takvimi uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların sınav başvurularının kabul edilmesi ve sınav alınması ve de sınav sonuçlarının derlenmesi mümkün olmayacaktır diye de bir not düşünmüş arkadaşlar. Evet, talimata da son kez bakalım. 81 ilin valiliğine dağıtılmış olan bir talimat var. Bu talimatta neler yazıyor? Onlara bakalım. Bilindiği üzere ülkemizde bitki koruma ürünü toplam perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu bayi ve toptancılık sorumlulukları depolanması ve satış kontrolü ile ilgili usul ve esaslar
Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda yem kanunu bu kanuna bağlı olarak çıkarılan resmi gazete yayınlanan yürürlüğe giren bitki korumalarının toplam ve parakende satılması ve depolaması hakkında yönetmelik hükümlerine göre bakanlığı düzenlemekte. Bitki koruma ürünü toplam parakende satılması ve depolaması hakkında yönetmenin 6. maddesinin 1. fıkrasının C bendi gereği 2006 yılında uygulanacak sınav Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nce 26 Mart Cumartesi günü 2006 tarihinde saat 10'da Ankara'da yapılacaktır. Sınav saati değişeceğini zannetmiyorum. Geçen sefer 10'da olacak olan sınav saat 2'ye alınmıştı. 2015 tarihinde Nisan ayında yapılan sınav, evet, sınav saatinde değişikliği yapılmıştı. Bu sefer yapılacak mı bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Sınav uygulaması ile ilgili gerekli duyurunun yapılması söz konusu sınav gelecek adaylara yazımız Ekim'de gönderilen sınav takvimi, sınav uygulama talimatının karşılığı verilmesi, sınava gelecek adayların başvuruların tarih arasında verilmeyecek olabilmesi. Evet. Bu tarihler arasında arkadaşlar lütfen başvurularınızı yapın. Başvurunuzu yapmayı unutmayın. Tarım il müdürlüklerine, bulunduğunuz ilin tarım il müdürlüğüne başvurunuzu yapıyorsunuz. Bunları unutmayın. 22 Ocak 2016 ayına bakanlığa bu şekilde gönderilmesi gerekiyor. Evet. Talimatımız da bu arkadaşlar. Gördüğü gibi 81 ilin valiliğine bu dağıtım yapılmış. Sınav ile ilgili sınav takvimi, uygulama talimatı, il müdürlüklerince yapılacak işlemler 2 sayfa olmak üzere eki ile beraber sunulmuş arkadaşlar. Tamamen resmi bir evrak gördüğünüz gibi. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmış resmi bir evrak. Evet. Sınava hazırlanmakta olan ve sınava girecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Arkadaşlar, Volkan Ziraat firması tarafından hazırlanan, Volkan Temiz tarafından istifadenize sunulan zira ilaç bayilik sınavı ile ilgili burada gördüğünüz kitabımız var. Sanal pazar üzerinde satışını yapıyoruz. 50 lira bir fiyat belirlemiştik. Bu kitap seti içeriğinde flash bellek halinde alıyorsunuz arkadaşlar kitabımızı. İçerisinde kurslarımız var. Video kurslarımız. Ayrıca 3000 sayfadan oluşan bitki koruma ve toplama sınavı için ders notlarımız var. İçeriği buradan görebilirsiniz. Tanıtım video filmlerimiz var. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi 8 GB flash bellek geliyor demiştik. Kitap geleceği söyleniyor. Ama kitap ulaşmıyor size. Onu söyleyeyim. Kitaplar 8 GB'lık flash belleğin içinde size teslim ediliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir de size güzel bir sürpriz hediyemiz var. Evet. İlaçlama eğitim kitabımızı da set içerisinde alabileceksiniz. Arkadaşlar. Ürünü satın alanların yorumları da burada. Gördüğünüz gibi. Hep olumlu yorumlar verilmiş. Evet, en sonunda da benim yorumum var. Burada gördüğünüz gibi. 2006 zira ilaç bayilik sınav resmi site açıklandığında burada ilan olarak düşmüşüz. Ankara'da sınav olacağını söylemişiz. Saat 10'da demişiz. Sınavda buluşmak dileğiyle not düşmüşüz sizlere. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar kitabımız çok faydalı bir eser. Üzerinde uzun bir süre çalıştık. Yaklaşık 50 tane video dersi var kurs halinde. Bu eğitim setinden de faydalanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kitabın yazarıyım aynı zamanda. Volkan Temiz, Ziraat Mühendisi kitabın yazarı olarak görünüyor. Evet, bu ayrıca bu kitabı Play Store'dan da indirebiliyorsunuz. Play Store'da uygulama halinde de yükledik. Google Play Store'da uygulamamız da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zirai ilaç bayilik diye girelim Play Store'dan. Burada görüldüğü gibi uygulamamızda karşınıza çıkıyor. Zirai ilaç bayilik sınavı ile ilgili bir uygulama hazırladık demiştim. Evet, Play Store'dan da bu uygulamayı indirerek
ayrıntılı ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Evet, burada ürünümüzle ilgili ayrıntılı bilgileri görmektesiniz. Evet, ürün içerisinde neler var? Burada not halinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Geliştirici olarak da Pest Control Channel Generic.com, Feler Mahallesi, Volkan Temiz. Evet. Volkan, sunan kişi de Volkan Temiz olarak geliyor. Yani kendi eserim olduğunu görmektesiniz. Bu ürünümüz de patentli bir ürün arkadaşlar. Zira ilaç bağlılık sınavımızla ilgili bu eserimizden faydalanabilirsiniz. Bütün bölge tüm cihazlarınıza uyumlu olarak çalışmaktadır. Arkadaşlar, başarılar diliyoruz sınavda. Yani bu eğitim setine tam manasıyla çalışırsanız büyük başarılar elde edeceğinizi söyleyebilirim. Yani 80'in üzerinde not alacaksınız. Buna inanın. 90-95 alan arkadaşlarımız da var. Evet arkadaşlar, burada da Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kitabımızla çalışarak belgesini alan kişiyi görüyorsunuz. Ziraat Mühendisi arkadaşımızı görüyorsunuz. Mustafa Ölmez. 3.11.2012 tarihinde yapılan sınava girmiş. 86 puan almıştır. Burada görüldüğü gibi. Evet, Kadir Melan, daire başkanı, bu belgeyi vermiştir kendisine. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş. Sınav başarı belgesidir arkadaşlar. Evet. Zira ilaç bayilik toptancılık sınavı ders notlarımızı içeren bilgilendirme videomuzu izlediniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.